Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmenim Nurullah Öktem. Videoma hoş geldiniz diyorum. Sizlere bu videoda ileri düzey sınavlar için bazı deneme sınavlarını ve soru bankalarını tavsiye etmek istiyorum. Bu konuda bana hem günlük hayatta hem de internet üzerinden çok fazla soru geliyor. Artık bu videoyu da çekeyim dedim. Şimdi ilk olarak sizlere konuları tabii ki tamamlamanızı, çalışmanızı öneriyorum. Sorular bittikten sonra soru bankalarıyla devam edebilirsiniz. İşte iki tane soru bankası ile başlıyoruz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz ilk soru bankası Suat Gürcan ve Rıdvan Gürbüz ikilisinden çıkmış kaliteli bir soru bankası. Bu kitap ile şu anda gördüğünüz ikinci kitabı başlangıç olarak sizlere önerebilirim. Evet, bu iki kitabın ortak bazı özellikleri var. Önce orayla başlayalım bu özellikle. Bir kere baskı sayıları oldukça fazla. Tutan kitaplar bunlar piyasada. Ve sorular gerçekten çok kaliteli. Bugün zaten tanıtacağım tüm kaynakların soru kalitesi çok yüksek. İki kitapta da kategorilere ayrılmış sorular bizleri bekliyor arkadaşlar. Test Attack kitabıyla başladığımızda şöyle bir not var. 1150 adet özgün sınav sorusu diye bir not düşülmüş. Ve sorular kategorilerde. Ne gibi kategoriler var? Bu kitapta gramerin biraz daha detaylandırıldığını, mesela edilgenler, modallar, gerund, infinitive konusu bir başlık altında, sıfatlar ve zarflar diğer bir başlık altında, gramer ayrı ayrı başlıklara bölünmüş ve diğer bölümlerde yine tercüme, cümle tamamlama, paragraf soruları bizleri bekleyen bölümler arasında yer alıyor. Diyalog aynı şekilde, benzer cümle yazma. İkinci kitabımıza geçiyoruz. Az önce görmüştünüz. Şu kitabı anlatacağım şimdi de. Bu kitabımızda yine kategorize edilmiş sorular bizleri bekliyor. İçindekiler bölümünde de görmektesiniz. Kelime bilgisi, gramer, clause test, cümle tamamlama, tercümeler, paragraf tamamlamalar, anlamı bozan cümleler, aynı cümlenin benzerini yazma, diyaloglar ve paragraf soruları ayrı ayrı kategoriler halinde karşımıza çıkmakta. Burada gramer tek başlık altında, gramerin tamamına dair testler bulunmakta. Kitaptan örnek sayfaları zaten şu anda ekranda görmektesiniz. Soru bankalarımızı çözerek belli bir düzeye geldik. Kategorize edilmiş sorularla artık çok daha iyi başa çıkabiliyoruz. Peki zamana karşı ne durumdayız? Zamana karşı bütün soruları vaktinde çözüp başarı elde edebiliyor muyuz? Bunu da ölçmemiz gerekecek tabii ki. Gerçek sınava öteki türlü girdiğinizde, yani hiçbir hazırlık yapmadan girerseniz süre sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Bunun için deneme sınavı çözmeniz lazım ve işte elimin altında bazı denemeler var. Bunların tanıtımıyla başlayalım. Öncelikle şu an elimde bu gördüğünüz bu deneme video çözümlüdür. Bunu anlatarak başlayalım. Şu an zaten kapak fotoğrafını görmektesiniz. 7 deneme var. 7'si de gerçek sınav formatında ve gerçekten oldukça kaliteli. Ben bunu okulda öğrencilerime de öneriyorum ve çözüyorlar. Bazı paragraflar oldukça sağlam. Bu tarz bir kaynakla sınava hazırlanmanız durumunda kendinizi bayağı geliştireceğinize inanıyorum. Evet, 7 adet deneme sınavı var. Şu şekilde yapışık halde geliyor. Şöyle bir bütün olarak. Fakat siz bunları birbirinden ayırabiliyorsunuz. Tek tek bunları bir deneme kitapçığına dönüştürebiliyorsunuz. Hazır zaten bu halde geliyor. Sınav formatına çok yakın ve sorular oldukça kaliteli. Özellikle kullanılan kelimelere dikkat. Sınavda bunları göreceğinizi düşünüyorum. İyi bir kısmını göreceğinizi düşünüyorum. Az önceki kaynağın yazarı kimdi? Suat Gürcan, Rıdvan Gürbüz'dü. Aynı ikilinin diğer bir kaynağı var. Bu sefer Ahmet Taşpınar ve Uğur Albayrak hocaların da katkısı var. Birlikte hazırlanmış bir kaynak. Burada ise 10 adet deneme sınavı sizi bekliyor. Evet, 10 adet deneme sınavı. Kaynaklar İrem Yayıncılık'tan çıkmıştı. Şu anda İrem Yayıncılık'taki YDS yayınlarını Moda Dil yayınlarına kaydırmaya başladıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu kaynağı eğer İrem Yayıncılık'ta bulamazsınız, Moda Dil diye yapacağınız bir aramanın sonucunda bulacaksınız. Nereden sipariş etmeniz gerektiğini. Devam ediyoruz. 10 deneme çözdünüz. İlk denememiz 7 adetti. Şu an 17 adet denememiz var. Ama ben soru çözmeye doyamıyorum, daha fazlasını istiyorum diyorsanız şöyle 5 adet daha ekleme yapabiliriz. Şu an biraz daha yaklaştıralım. Evet. Gördüğünüz bu 5 denemenin
tamamı çözümlü ve açıklamalı. Örnek sayfaları da şu an ekranda görmektesiniz. Bu denemedeki bütün soruların tek tek açıklamalarını da görüp eksiklerinizi kontrol edebilirsiniz. Son bir denememiz daha var. Burada ise 6 adet deneme sınavı mevcut. Şu şekilde. Evet. Bu denemelerin tamamının arka sayfasında bir analiz tablosu ve cevap anahtarı var. Şu an ekranda da görmektesiniz. YDS denemeleri istatistik çizelgesi. Çözdüğünüz her denemenin netlerini buraya geçirebilirsiniz veya doğru sayılarını buraya yazabilirsiniz. Nerede eksik olduğunuzu da görme fırsatı sunacaktır bu size. Bu denemede de tek tek ayrılmış fasiküller görmektesiniz. Bu fasikülleri düzenli bir şekilde çalışmanız durumunda oldukça fazla sınav sorusu çözmüş olacaksınız ve başarı kaçınılmaz olacaktır. Şimdi son bir toparlamada bulunmak istiyorum arkadaşlar. Sınavlara hazırlık yapıyorsanız doğru bir kaynak sizin en büyük yardımcınız olacaktır. Piyasada çok fazla kaynak var. Fakat bunların iyi bir kısmının ben pek de işe yaramadığını, hatta sınava hazırlanan kişileri ikilemde bıraktığını düşünüyorum. Gerek hatalı sorular, gerek yanlış işaretlenmiş şıklar veya cevap anahtarına yanlış geçmiş şıklar insanları ikilemde bırakmakta, hatta demoralize de etmektedir. Dolayısıyla ben okulumda da birebir de çalıştırdığım kişilerde de kullandığım bu kaynakların soru kalitesinden oldukça eminim ve zaten güvendiğim ve beğendiğim kaynaklar olduğu için sizlere öneriyorum. Umarım sizler için de faydalı olur ve umarım siz de bu kaynaklardan güzel neticeler elde edecek bir sınav sonucu alırsınız. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Sabırla izlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Sınavlara girecek olan arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.